Arkadaşlar merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Bugün çok canlı konuşmaya çalışacağım. Çocuklarım tembihetlerim lütfen anne biraz canlı konuş, düzgün konuş diye. Buna dikkat etmeye çalışacağım ama ben çok heyecanlıyım. Bilmiyorum nasıl becereceğim bunu. Şimdi size yeni vitaminimden bahsetmek istiyorum. Bunu oğlum bana İngiltere'den almış gelmiş. Arkadaşlar çok etkili bir ilaç olduğunu biliyorum ben bunun. 500 milimlik bu benim. Bayağı büyük. Ne kadar fiyatını olduğunu sorarsanız hiç bilmiyorum. Söylemiyorlar bana. Herhalde yüksek bir fiyatı var, onu da bilemeyeceğim. Bunu nasıl kullanıyoruz arkadaşlar? Şöyle 1 litre suya 1 litre suyumuz var burada. Şunu da tanıtmak istiyorum size. Şöyle arkadaşlar, 2 damla bundan alıyorsunuz, 2 damla buraya damlatıyorsunuz. Karıştırıp vitamin dolu bir kabınız oluyor. Bütün menekşelerin yapraklarına püskürtüyorsunuz arkadaşlar bunu. Yapraklarına da katabilirsiniz, suyuna da katabilirsiniz. Bu böyle. Arkadaşlar ben şimdi bu uygulamayı yapabilirdim ama size burada benim Namazol diye bir hafta önce aldığım bir ilaç var. Bu Namazol'u aldım ama nasıl kullanacağım diye böyle düşünüyordum. Gerçi üzerinde de yazıyor. Ama Facebook'ta biliyorsunuz Gürcan diye bir arkadaş, genç bir arkadaş var. O nasıl kullanıldığını anlattı, nasıl etkili olduğunu anlatınca ben de biraz rahatladım. Bunu arkadaşlar şöyle göstereyim. Şöyle bir şurup kaşığımız var. Bu şurup kaşığı ile aynı demin bunu ölçtüğümüz gibi 1 litre suya. Şöyle 1 litre suya. Bundan bu Namazol'dan katıyorsunuz. Ondan sonra karıştırıyorsunuz. Bu sabunlu su gibi bir şey. Aslında bu yağ üzerinde yağ olarak satılıyor. Karıştırıyorsunuz. Bütün menekşelerinize bir ayda veya 1,5 ayda püskürtüyorsunuz. En azından hastalanmalarını engelliyorsunuz. Bunu da anlattıktan sonra arkadaşlar şu diğerlerine geçeceğim. Bu oksijenli su. Biliyorsunuz benim toprağım, işte menekşe topraklarında biraz böyle beyaz küfler oluşmuştu. O küfleri önlemek için oksijenli su çözelti. Bunun da bir ölçüsü var. Ölçüsü kadar 1 litre suya katıyorsunuz. Bunu çiçeklerini hem köklerinde çok iyi geliştiriyor. Bunu da bilmiş olun arkadaşlar. Burada benim tabii ki ozmokotum var. Bunu daha önce de göstermiştim size. Burada daha önce biliyorsunuz bu vitaminim var benim. 10 litre suya bir çay kaşığı kattığımız pembe bir vitamindi biliyorsunuz. Bunu da kullanıyorum. Çiçeklerimde harikalar yarattığını söyleyebilirim size. Burada tabii ki şeker gübrem var benim. Toprağına bir tatlı kaşığı katıyorduk. Bu kömür tozu toprağına katıyorduk yine. Arkadaşlar bunları tanıttıktan sonra beyaz menekşelerimin ne halde olduğunu göstermek istiyorum şimdi size. Bütün beyaz menekşeleri bir araya toplayacağım, size göstereceğim. Şurada görüyorsunuz arkadaşlar, çok güzel açtı bu menekşemde. Bunları tek tek göstereyim size. Bir dakika.
O kadar güzel yağmur yağıyor ki duyuyor musunuz bilmiyorum ama sesini. Arkadaşlar, burada benim beyaz bir menekşem bu. Çok güzel açan, kar gibi. Yaprakları da o kadar büyük ki, daha doğrusu çiçekleri o kadar büyük ki. Bu biraz solmuş. Burada daha önce de göstermiştim. Bu beyaz menekşelerim açmaya başladılar. Harika açtılar arkadaşlar. Aşağıda da var biliyorsunuz. Onları da videosunu çekmiştim. Göstereceğim inşallah size. Çok güzel açtılar bunlar. Gayet sağ. Şöyle yapraklarını göstermeye çalışayım size. Yaprakları çok sağlıklı. Sert yaprakları. Yumuşak oldu mu bilin ki etrafında şu yapraklar yumuşamaya başladı mı bilin ki kök çürümesi başlamış onda. Bu da fitilli sulamada arkadaşlar benim bu menekşemde. Görüyorsunuz diğerine nazaran çiçekleri biraz daha büyük bunun. Bu da fitilli sulamanın bir şeyi, marifeti diyeyim size. Harika görünüyorlar arkadaşlar. Şurada benim bir beyazım daha var. Bu özel tür bir menekşe. Sarkan yaprakları, daha doğrusu çiçekleri sarkan bir menekşe. Çok güzel açtılar. Böyle çiçekleri sarkıyor arkadaşlar. Nedendir bilmem de zannediyorum cinsinden. Harika açtılar. Burada ortası beyaz bir menekşem var. Onu da söyleyip videomu kapatacağım arkadaşlar. Çok güzel açtı. Bu da bir sürü yanlarında bebek menekşeleri var. Onları ayırmam lazım ama korkuyorum zarar veririm diye. Şimdilik biraz daha dursun. Bahara doğru ayırırım inşallah. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Videoma yorumlarınızı eklerseniz çok sevinirim. Hoşça kalın arkadaşlar.